Arkadaşlar merhabalar. Bu videomla birlikte trigonometri kampının 5. gününe başlıyoruz. Trigonometrik fonksiyonların indirgenmesinden bahsedeceğiz. Toplamda 4 sayfamız var. 2 2 şeklinde paylaştırdım. Yani 5. günde 2 videomuz olacak. Evet, ilk videomuzda ilk 2 sayfayı işleyeceğiz. Yani kitabımızda sayfa numarası 31 ve 32'yi işleyeceğiz. Çok zevkli bir konu. Ben çok zevk alıyorum. Büyük ihtimal sen de çok zevk alacaksın. Haydi bakalım dersimize başlayalım. İndirgeme dediğimiz şey aslında açıyı birinci bölgeye taşıyıp oradaki trigonometrik değeri yazmak. Artılı ya da eksili bir şekilde yazmak. Yani ikinci, üçüncü, dördüncü bölgedeki bir açıyı gördüğümüz zaman yapacağımız şey birinci bölgeye taşıyacak, taşımak olacak. İşte o taşıdığımız şeye de biz indirgeme diyoruz. Çünkü işlemimiz kolay olsun. 0 ile 90 derece arasını alalım ki işlemler daha kolay bir şekilde olsun. Şimdi a artı teta ifadesinde a pi veya 2 pi olursa yani Şimdi burası pi artı teta şeklinde bir açı gördüğümüzde ya da 2 pi artı teta şeklinde bir açı gördüğümüzde burada birinci bölgeye taşımak için pi ya da 2 pi'yi atarız. Ne kaldı elimizde? Teta kaldı. İşte birinci bölgeye taşımış olduk. Ama burada taşırken şuna dikkat edeceksin. A pi veya 2 pi olduğunda fonksiyonun bölgesine bakılıp ne yapıyoruz? işareti bulunur. İşaret bizim için önemli. Bölgesine bakılıp işareti bulunur ve teta yalnız bırakılır. Yani ne yapıyoruz kısaca? Pi, te, pi artı teta ya da 2 pi artı teta gördüğümüz zaman hop pi ya da 2 pi'yi atıyoruz. Ama atmadan önce ne yapıyoruz? Bölgesine bakıyoruz. Bölgede hangi bölgedeyse onun da işaretini bulup sonra işte sinüs teta ise sinüs teta, kosinüs teta ise kosinüs teta şeklinde yazıyoruz. Bu kadar basit. Peki pi bölü 2 veya 3 pi bölü 2 olduğunda yani bizim açımız şu şekilde olursa. Pi bölü 2 artı teta veya 3 pi bölü 2 artı teta şeklinde olursa ne yapıyoruz? Burada da yine pi bölü 2 ve 3 pi bölü 2 atıyoruz. Yani öncelikle atacağız ama tabii ne yapıyoruz? Bölgesine bakılıp yine hemen şöyle bölgesine bakılıp şunu yazalım. Ondan sonra ne yapıyoruz? İşareti bulunur diyoruz. İşareti bulunur diyoruz. Sonra da daha devam ediyor burada işareti bulunur ve fonksiyon ne yapılır? İsim değiştirir. Şimdi fonksiyon isim değiştirilir dedik ama ne olur? Sinüs kosinüs olur ya da kosinüs sinüs olur. Tanjant ve kotanjant da tanjant kotanjant olur ya da kotanjant tanjant olur kardeşim. Tamam. Teknik aynı. Pi ya da 2 pi olduğunda atıyoruz. Fonksiyon isim değiştirmiyor. 3 pi bölü 2 ya da pi bölü 2 olduğunda da yine atıyoruz. Ama burada fonksiyon isim değiştiriliyor. Ama Atmadan önce bölgesine bakıyoruz. İşaretini yazıyoruz kardeşim. Çok kolay. Gerçekten çok kolay ve çok zevkli. Mesela bu. Sinüs pi eksi alfa. Arkadaş öncelikli olarak sinüs pi eksi alfa. Düşün. Şöyle birim çemberde düşün. Hocam pi dediğimiz neresi? Burası değil mi? Evet sen pi'den alfa çıkartırsan. Bu yönün negatif bu yönün pozitif olduğunu biliyorsun ya. Hocam pi'den alfa çıkartırsan bu yöne gideceğim. Alfa ekleseydim bu yöne gidecektim. O zaman alfayı da her zaman dar açıymış gibi düşün. Hocam bir alfa çıkarttığım zaman kaçıncı bölgeye düşüyor? Bu bölgeye düşüyor. Bu bölgede sinüsün işareti nedir arkadaşlar? Sinüs nereye denk geliyor? Artı. Artı olacak. O zaman işareti artı. İçindeki pi'yi attım. Neye eşit oldu? Sinüs alfaya eşit oldu arkadaşım. Bu kadar basit. Bak şimdi kosinüse bakalım. Hemen yine hop birim çemberi çiziyoruz. Pi artı alfa demiş. Hocam pi burası. Pi'yi alfa eklersem nereye düştü? Bu bölgeye düştü. Bu bölgede kosinüsün işareti nedir? Hocam kosinüs eksi. Üçüncü bölge derkisi de eksi ya. Hemen eksiyi yazıyoruz. Pi'yi attığımız zaman fonksiyon aynı kalıyor. Kosinüs alfa olacak o zaman. Işte. Yani eksi kosinüs alfa oldu. Önce işareti bulmak çok önemli. Sonra pi eksi alfa demiş. Tanjant pi eksi alfa. Birim çemberi çizdin. Hocam pi burası. Çıkarttığımız zaman buraya düşüyor. Yani bu bölgede. Bu bölgede tanjant nedir? Şimdi bu bölgede sinüsün artı olduğunu, kosinüsün eksi olduğunu biliyoruz. Tanjantta artının eksiye bölümü ya. O zaman işareti ne olacak? Eksi olacak. O zaman eksi tanjant alfa diyeceğiz. Diğerine bakalım hemen. Hop hocam burası. Ya hocam burada 2 pi zaten bu esas ölçüsü direkt ne yapıyor arkadaşlar? Esas ölçüden ama eksi alfa geliyor burada. Orada sıkıntı yaşayabiliriz. 2 pi dediğimiz neresi? Hocam burası ya sıfırdır ya da 2 pi'dir. Sen 2 pi'den alfa çıkartacaksın. Alfa çıkarttığın zaman hop bak saat yönünde hareket ediyorsun. Bu yönde hareket ediyorsun. Bu bölgeye düştü. Bu bölgede kotanjanta bakacaksın. Hocam kosinüs artı sinüs eksi olduğu için kotanjant da kosinüs bölü sinüs olduğu için artı eksiye bölümü eksidir. Yani eksi kotanjant alfadır. Çünkü bu gider 2 pi gider. içindeki alfa kalır aynen kalır. Hocam eksi alfa kaldı. Hayır önemli değil. Sen burada 2 pi'yi götürdün ya hani eksiyi de götüreceksin. Buradaki eksiyi artıyı düşünmeyeceksin tamam. Mı? Çünkü bölgesini buldum burada. O zaman kotanjant alfa olacak. Evet şuraya bakalım. 2 π eksi alfa. Bak şimdi 2 π dediğimiz neresi? Hocam burası. 2 πden alfa çıkarttım buraya. Hocam bu bölgede sinüsün işareti. Dikey olan sinüs diyor. Sinüs de nereye denk geldi? Eksiye. Sinüs eksi oldu. O zaman işaretimiz eksi sinüs alfa olacaktır. 2 pi gider. Pi ya da 2 pi gidiyor. Fonksiyon isim değiştirmiyor. Eksi sinüs alfa. Evet şuna bakalım. Ya yani burada direkt hocam esas ölçüden dolayı da cevaba kosinüs alfa diyebiliriz. Çünkü 2 pi ve katlarını attığımız zaman ne oluyordu? Esas ölçüyü buluyorduk. Ya da Direkt bizim teknikle yapabiliriz yine. Hocam 2 pi burası. Ben alfa ekleyeceğim. Eklemek demek buraya gitmek demek. Çünkü saat yönü tersi pozitif yöndü. Birinci bölgede birinci bölgede kosinüs işareti arttır. Direkt kosinüs alfa olur mu kardeşim? Olur. Bitti gitti. Olay bu. Hadi gelelim bakalım şimdi pi bölü 2'lerle 3 pi bölü 2'lerle ilgili işlem yapalım. Yine aynı şekilde birim çemberi çizip düşüneceksin. Kafadan da yapabilirsin de ben sana hep gösteriyorum. Pi bölü 2 dediğimiz burası. Sen pi bölü 2'den ne çıkartacaksın? Alfa çıkartacaksın. Eksi yön bu yön. Birinci bölgeye düştü. Birinci bölgede işareti nedir arkadaşlar? Artı. Hocam pi bölü 2 atınca da oluyordu. Fonksiyon isim değiştiriyordu. Kosinüs alfa olacak. Artı kosinüs alfa yani. Şimdi buraya geldik. Şimdi ikinciye geldik. İkinci de pi bölü 2 artı alfa demiş. Pi bölü 2 alfa eklersen bu bölgede. Bu bölgede kosinüsün işareti nedir? Eksi değil midir? Aynen öyle. İşareti eksi olacak. Önce işareti belirliyoruz. Sonra hop pi bölü 2 gidince fonksiyon isim değiştiriyor. Sinüs alfa oldu. Yani eksi sinüs alfa oldu. Şimdi 3 pi bölü 2'ye gelelim. Hocam 3 pi bölü 2. Hocam 3 pi bölü 2 neresi? Burası 3 pi bölü 2'den ne çıkartıyoruz arkadaşım? Alfa. Çıkartmak demek bu yönde gitmek demek. Burada tanjanta bakacağım. Şimdi burada sinüs eksi kosinüs eksi ya sin bölü kos artı yapıyor. Tanjant artı olacak. Ama şunu götürünce isim değiştiriyordu. E o zaman burası kotanjant alfa mı olacak? Aynen artı kotanjant alfa olacaktır. Kotanjant 3 pi bölü 2 artı alfa. 3 pi bölü 2 burada hocam. 3 pi bölü 2 burada. E tamam 3 pi bölü 2 buradaysa eğer alfa ekleyeceğiz. Alfa eklemek demek hop saat yönü tersinde bu yönde gitmek demek. Burada nedir arkadaşlar? kosinüs artı sinüs eksi eksinin artıya bölümü ya da artının eksiye bölümü olduğu için işareti eksi olacak. Hocam 3 bölü 2 gidince fonksiyon isim değiştirdi. Yani tanjant alfa olacak eksi tanjant alfa. Anladınız mı olayı? Olay bu kadar basit kardeşim. Hemen şuna bakalım. 3 bölü 2 burası hocam. 3 bölü 2'den alfa çıkart. çıkartmak bu yöne gitmek demek. Sinüsün işareti burada nedir? Eksidir. Hocam eksiyi yazdık. Hop fonksiyon isim değiştirecek. 3 bölü 2 atınca o zaman burası kosinüs alfa oldu. Yani eksi kosinüs alfa oldu. Şuna bakalım şimdi. 3 pi bölü 2 burası. Alfa eklemek demek bu yönüne gitmek demek. Buraya düştü. Kosinüs burada nedir arkadaşlar? Artıya düşüyor. İşaretimiz artı olacak. İçindeki 3 pi bölü 2'yi atınca fonksiyon isim değiştiriyor. Yani sinüs alfa oluyor. Cevabımız da burada artı sinüs alfa oldu mu? Oldu. Evet örnekteki soruların cevaplarını da bu şekilde bulmuş bulunuyoruz. Geldik bir sonraki soruya. Şimdi tanjant pi bölü 2 eksi a. Hocam hemen şöyle belirleyelim. Pi bölü 2'den a'yı çıkartırsan hop buraya. Burada bütün hepsi zaten işaretleri artı. Fonksiyon isim, değil, isim değiştiriyor. Evet yani burada kotanjant a olacak. Artı kotanjant a mı? Birinci bölgede olduğu için. Pi bölü 2'den a'yı çıkartınca birinci bölgeye düştü. Birinci bölgede kotanjant a. Peki pi dediğimiz burası hocam pi. Pi'ye a eklersen pi'ye a eklersen buraya düşüyor. Hocam burada da kotanjantın işaretine bakacağım. Sinüsün eksi, kosinüsün eksi ya kotanjantta eksinin eksiye bölümü artı. Yani işareti artı olacak. Hop. Pi çıkarttığım zaman. Fonksiyon isim değiştirmiyor. Aynen kalacak. O da artı kotanjant A mı oldu? Aynen öyle. Eksi. Şimdi 2 pi eksi A. 2 pi dediğimiz burası. 2 pi'den A çıkartmak demek. Negatif yön bu yön demekti. Buraya düşüyor. Bu bölgede hocam sinüsün işareti nedir? Şöyle baktığın zaman sinüsün işareti eksidir. O zaman burada eksi olacak. Şu atınca fonksiyonlu oldu arkadaşlar. Bunu atınca fonksiyon isim değiştirmiyor. Yani 2 sinüs a mı oldu burası? Aynen öyle. Ama dikkat et. Burada işareti eksi demiştik. Eksi 2 sinüs a oldu. Tamam bölü. Şimdi 5 pi bölü 2. Arkadaş 5 tane pi bölü 2. Ya bu 3 tane pi bölü 2. 5 pi bölü 2'nin esas ölçüsü nedir? 5 pi'yi ne yapıyorduk? 5 pi'yi paydanın 2 katına bölüyorduk. 4'e bölüyorduk. 1 kere 4 4 kalan 1. Yani bu ne yaptı aslında? 1 pi bölü 2 mi yapıyor? Evet burası aslında 1 pi bölü 2 yaptı. Yani pi bölü 2 burası. Pi bölü 2'ye a, a eklersem buraya düşüyor. Burada da kosinüsün işareti nedir? Kosinüsün işareti eksidir. Fonksiyon isim değiştiriyor. Evet eksi sinüs a mı olacak burası da? Aynen öyle. Şimdi şunlar şunlar gitti. 1 yaptı. Hocam şu eksi ile eksi artı yaptı. Burada da şunlar sinüs ağlar birbirini götürdü. O zaman eksi 2 mi yapıyor burası? Aynen öyle. Cevap da böylelikle eksi 1 yaptı. Örnek 3. Eksi 1 oldu. Geldik örnek 4'e. Şimdi burada ne var? Eksi pi var. Ya kardeşim eksi pi'yi ne yapacağız? Biz pi'leri pi bölü 2'leri 3 3 pi bölü 2'leri biliyoruz da eksi yani pi olunca ne yapacağız? Arkadaş esas ölçüyü bul. Hani eksilerde ne yapıyorduk? Hani 2 pi ve katlarını ekleme yapıyorduk değil mi? E o zaman ekle. Yani sen burada bunun yerine buraya bir 2 pi eklersen ne yapıyor? 2 pi eksi pi'den pi yapıyor. Yani burası sinüs pi eksi alfa yaptı arkadaşım. Hiç eksi pi ile uğraşma. Burası alfa eksi pi bölü 2. Hmm. Şimdi burada alfanın işareti eksi olduğundan dolayı ben bunu bu şekilde yaptım. Burada hocam şey yapabiliriz. 2 pi ekleyebiliriz ama 2 pi eklemeden de bu tekniği yine uygulayabiliriz. Dur ben sana bunu da öğreteyim. Normalde 2 pi ekleyebilirsin. Aslında 2 pi eklediğin zaman burası da ne yapıyor? 3 ee, pi bölü 2 yapıyor. Yani alfa artı 3 pi bölü 2 yapıyor da bunu bu şekilde de bulabilirsin. Ya da al alfanın önünde eksi olmadığı sürece sıkıntı yok. Sen bunu yine bulabilirsin. Kosinüs alfa eksi pi bölü 2'yi ben yine sana bulmayı öğreteceğim. Artı tanjant ne var burada? Pi bölü 2 artı alfa var. Sonra eksi kotanjant. Burada eksi 2 pi var. 2 pi ekle arkadaşım. 2 pi eklediğim zaman o zaman 2 pi eklediğim zaman hocam burası 0 yaptı. Kotanjant eksi alfa yaptı. Ama onu sevmiyoruz. Bir daha 2 pi ekle. Yani 4 pi ekle. O zaman artı 2 pi mi yapar burası? Evet yani 2 pi'yi eksi alfa yaptı arkadaşlar burası. Tamam. Çünkü eksi alfayı tamam öğreneceğiz. Bu dersin sonunda belki ya da öbür ders öğreneceğiz ama daha bilmiyoruz. O yüzden buraya bir daha 2 pi ekledim. 2 pi ekleyince 0 yaptı. Bir daha 2 pi ekleyince Eksi alfa artı 2 pi yaptı. Yani 2 pi eksi alfa yaptı burası. Eyvallah. Hadi bakalım. Şimdi bunu bulalım. Şimdi burada şöyle bir yorum, yorum yapalım. Pi dediğimiz burası pi'den alfa çıkartırsam buraya denk geliyor. Burada sinüsün işareti artı. Şuraya geldiği için. Ee, şu gidince fonksiyon isim değiştirmiyor. Sinüs alfa artı sinüs alfa. Tamam şuna bakalım şimdi. Hocam buna baktığın zaman bu sefer alfadan bak. Alfa dediğim birinci bölgedeki açı. Dar açı değil mi? Pi bölü 2 çıkartacaksın. Pi bölü 2 çıkart. Bu sefer 90 çıkartacaksın. 90 çıkarttığın zaman bu bölgeye düşüyor. Aa bu bölgede de kosinüsün işareti ne deyip inceleyebilirsin. Yani hep böyle pi'den alfayı çıkartmak ya da 3 pi bölü 2'den alfayı çıkartmak ya da pi bölü 2'den alfayı çıkartmak değil. Açıya 90 derecede ekleyip çıkartabiliriz arkadaşlar. 90 çıkartmak dediğimiz negatif yön böyle ya. 90 çıkartırsan buraya düşer. Tamam o şekilde de yapabilirsin. Bunu da unutma. Ya da biraz önce dediğim gibi sen buna şey diyebilirsin. 2 pi'yi ekleyip 2 pi'yi eklediğin zaman alfa artı 3 pi bölü 2 diyebilirsin. Sen 3 pi bölü 2 alfa eklediğin zaman bak burası 3 pi bölü 2 ya. 3 pi bölü 2 alfa eklediğin zaman bak buraya düşüyor. Aynı mantık oluyor. Peki burada ne oluyor şimdi? Hocam e burada kosinüsün işaretine bakacağım. Kosinüsün işareti nedir? Hocam artıdır burada kosinüsün işareti. Tamam ama önünde eksi de var. Dikkat. Eksi bu bu eksi buradan geldi. Bu da artılı bir şey olacak. İçindeki pi bölü 2'yi atınca fonksiyon isim değiştirdi. Sinüs alfa mı oldu burası? Aynen öyle. Devam edelim. Tanjant pi bölü 2. Hocam pi bölü 2 burası. Alfa eklersem buraya düştü. Bu bölgede sinüs artı kosinüs eksi olduğu için artının eksiye bölümü eksi yapıyor. O zaman burası eksi tanjant değil. Fonksiyon isim değiştirecek. Burası eksi kotanjant alfa yapar arkadaşım. Çünkü pi bölü 2 atınca isim değiştiriyordu. Ve buraya geldik. Burada eksi var bir kere. Tamam. Şuna bakalım şimdi. 2 pi dediğimiz burası 2 pi'den alfa çıkartınca bu bölgeye düştü. Bu bölgede kosinüs <laughs> eksi sinüs artı olduğu için kotanjantın işaretinde eksinin artıya bölümü eksi olmak zorunda. Yani eksi fonksiyon isim değiştiriyor mu? Değiştirmiyor. Kotanjant alfa oldu mu arkadaşlar? Oldu. Bakın burası artı kotanjant alfa oldu. Burada da eksi kotanjant alfa birbirini götürdü. Hocam sinüs alfa ile artı sinüs alfa birbirini götürdü. Ve cevap kocaman bir sıfır oldu arkadaşlar. Örnek 4 sıfır yaptı geldik örnek 5'e. İfadelerin hangisi buna denktir diye soruluyor. Arkadaş önce bunu bulalım. Bu nedir? Şu 2 pi dediğimiz burası. 2 pi'den x çıkartırsak. Çıkartmak demek bu yönüne gitmek buraya geldim. Kosinüsün işareti burada nedir? Artıdır. O zaman kosinüsün işareti artı. Şunu çıkarınca isim değiştirmiyor. O zaman burası ne oldu arkadaşım? Kosinüs x oldu. Bunlardan hangileri kosinüs x'tir diye soruluyor bize. E ne yapacağız hocam burada? Eksi x var. Biraz sonra eksi x'i öğreneceğiz. Bu dersin sonunda ya da öbür ders olması lazım. Hocam eksi x var ya. Eksi x yoksa bir esas ölçekle. 2 pi ekle. Yani bu kosinüs 2 pi artı 2 pi ekleyince. Eksi x artı 2 pi ya da 2 pi eksi x mi oldu? Evet. Bunu inceliyorum. 2 pi dediğimiz neresi arkadaşım? Burası 2 pi'den x çıkartınca buraya düştü. Hocam buraya düştüğü zaman ne oluyor? Buraya düştüğü zaman da kosinüsün işareti artı oluyor. Fonksiyon isim değiştiriyor mu? Değiştirmiyor. 2 pi'ye çıkarttığımız için. O zaman burası kosinüs x oldu. İşaret de artı. Artı kosinüs x. Yani birincisi doğru oldu. Birincisi kosinüs x. Bu da kosinüs x. Zaten hangisi kosinüs x'e eşittir diye soruluyordu bana. 1 yaptı. 2'ye bakalım. Hocam x'ten pi'ye bölü 2 çıkartacağım. Olur. Çıkartırız. Hocam x'ten pi'ye bölü 2 çıkartayım. Bak x açısı nerede? Burada. Normalde bak 2 pi de ekleyip yapabilirsin. Ama açıdan da 90 çıkartmayı öğren. Sen x'ten 90 derece çıkartırsan dar açıdan 90 çıkartırsan bu bölgeye düştü. Bu bölgede sinüsün işareti eksidir. Yani burada fonksiyonu isim değiştirecek. Eksi kosinüs x mi olacak burası? Evet. Benden kosinüs x deniyordu. Bu kosinüs x'e eşit değil. Şuraya gelelim. Pi'den x çıkartacağım. Hop pi dediğim burası. Pi'den x çıkartırsam bu bölgeye düştü. Kosinüsün işareti eksi. Bir kere cevap eksi oldu. Fonksiyon isim değiştirmiyor. Eksi kosinüs x oldu burası da. Bu da olmadı arkadaşlar. Kosinüs x arıyorum. Bu da olmadı. Şimdi dördüncüye bakalım. Dördüncüye bakacak olursam 3 pi bölü 2'den ne çıkartıyorum? X çıkartmak demek böyle gitmek demek. Saat yönünde hareket etmek demek. 3 pi bölü 2'den x çıkarttığımda buraya düştü. Burada sinüsün işareti eksi. Sinüsün işareti eksiyi bulduk ya. Hocam işareti eksi olacak. Bir kere işaretten dolayı kaybettim ama olsun yazalım. Fonksiyon isim değiştiriyor. Bu da eksi kosinüs x'e mi eşit oluyor? Aynen öyle. Yani bu da buna eşit olmadı. Cevabımız yalnız bir yapar arkadaşlar. Evet. Örnek 5 de bu şekilde çıktı. Geldik. Örnek 6'ya. O açımız sıfırla pi arasında verilmiş. Bir de böyle bir şey verilmiş. Bak sen şu işe. Şimdi hocam açıyı böyle indirgemeler olduğu zaman arkadaşlar her zaman dar açıymış gibi düşün. Hocam ikinci bölgede olursa hiç orayı kafana takma. Tamam. Denemesi en son yapabilirsin. Hiç sıkıntı yaşama. Sen dar açıymış gibi düşün. Tamam. Bu bölgede vermiş olsa bile dar açıymış gibi düşün. Dediğimi unutma. Niye? Sebebini söylerim. Dur söylerim. Şimdi sen burada dar açıymış gibi düşün. Dar açıymış gibi düşündüğün zaman hocam 3 1, bölü 2 burada. 3 bölü 2 x eklersem buraya denk geldi. Burada sinüsün işareti nedir? Sinüsün işareti eksi olduğundan burası ne oldu aslında? Hocam burası eksi sinüs ne yaptı? Eksi sinüs değil. Hop bunlar gitti. Bunu götürünce fonksiyon ismi değiştiriyor. Eksi kosinüs x e eşit oldu. O da 15 bölü 7'ye eşitmiş. O zaman kosinüs x buradan eksi 15 bölü 17'ye eşit oldu. Aynen öyle. Aaa kosinüs x eksi 15 bölü 7'ymiş. Aralığımız da bu verilmiş ya. E hocam o zaman aralık da buysa bizim aralığımız normalde bak şurası verilmişti. Ama kosinüs değeri eksi. Kosinüs değeri eksi olduğu için kaçıncı bölgede olmak zorunda? İkinci bölgede olmak zorunda. Evet bölgemiz ikinci bölge. Bunu unutma. Peki benden şu isteniyor. Yani bizim x açısı ikinci bölgede. Bak x açısı burada. Bunu unutma. Tamam. Şimdi gelelim şuraya. Normalde Dar açıymış gibi düşün. Bak bu ifadenin değeri isteniyor bende. Normalde dar açıymış gibi düşün. Burada bunu götüreceğiz. Şimdi dar açıymış gibi düşündüğün zaman ne oluyor? Bak Allah aşkına dar açıymış gibi düşün sebebini söyleyeceğim ben şimdi sana. Normalde pi bölü 2 burası mı? Evet pi bölü 2 hop böyle getirdin. Böyle getirdiğin zaman ne oluyor? Dar açıymış gibi düşün. Dediğimi unutma. Lütfen ama lütfen unutma. Sonrasında sonra sonucuna bakacağız. Çünkü geniş açı, dar açı kafanı karıştırabilir. Sen en son bir daha bölgesine bakıp yorum yapabilirsin. Dediğimi unutma. Burası 1 bölü 2'ye x eklediğin zaman normalde burası ne yapıyor? Burada. Kotanjantin işareti, sinüsün işareti artı kosinüsün işareti eksi olduğu için kotanjantin işareti eksi olur. Yani bu eksi şu gitti tanjant x mi oldu? Evet bizden eksi tanjant x isteniyor arkadaşlar. E şimdi sen burada bu açı dar açıymış gibi düşünüp de eksi tanjant x buldun ya. Bak sonuca bak. Bizim açımız da kaçıncı bölgedeydi? İkinci bölgedeydi. İkinci bölgedeki ikinci bölgedeki tanjantın işaretini eksi hocam. İşte eksi eksin, eksin çarp da artı yapıyor. Yani sonuç bir kere artılı çıkacak kardeşim. Tamam ondan dolayı. E o zaman şimdi biz kosinüs x'in ne olduğunu biliyoruz. Eksi 15 bölü 7 olduğunu biliyoruz. X 15 bölü 17 olduğunu biliyoruz. Komşu bölü hipotenüsün. 8 15 17 üçgeninden burası 8 mi? Evet. Yani o zaman benden eksi tanjant x deniyor ya. Eksi tanjant x neye eşit? Hocam 8 bölü 15'e eşit. Ama dur. 8 bölü 15'e eşit ama bu kaçıncı bölgedeydi? İkinci bölgedeydi. İkinci bölgedeki işaretin olacak arkadaşlar. Eksili olacak. O yüzden eksi eksi çarpma artı olacak. Yani artı 8 bölü 15 oluyor. Tamam. Dediğimi unutma lütfen. Ha en başta şu yorumu da yapabilirdin. Hani şunu girmeden önce işaretine bakarken hocam pi bölü 2 artı x. Sen pi bölü 2'ye böyle ikinci bölgede bir açı açıya hani 90'dan büyük bir açı eklediğin zaman bu bölgeye düş, di, düşüyor deyip e, tanjant x şeklinde de diyebilirsin ama onlar da kafan karışabilir. Sen normalde indirgemeyi yaparken dar açıymış gibi yap. Cevap eksi tanjant x çıksın. Ama hocam tanjant x pozitif olamaz. Evet eksi tanjant x. Yani bunun değeri pozitif olamaz. Pozitif olmuyor zaten. Eksi tanjant x ya. Tanjant x de bölgesinden dolayı eksi oluyor. Eksi eksi çarpma artı yapıyor. O yüzden benim dediğimi yaparsan büyük ihtimalle kafan karışmaz kardeşim. Ha benim mantığım bu. Tamam. Ya bu mantık kafana yatmadıysa git Mert Hoca'ya da bak, git SML'ye de bak. Nasıl yapıyor bilmiyorum. Biz çünkü hepimiz tarzımıza göre anlatıyoruz size. O yüzden ben bu şekilde anlatıyorum. İndirgeme yapılırken hep dara çemiş gibi yapıyorum. Sonra en son bölgesine de bakıp işaretini yazıyorum. Daha mantıklı geliyor bana. Tamam. Geldik örnek 7'ye. X açısı pi ile 2 pi arasında verilmiş. Yani bizim bölge neresi verilmiş arkadaşlar? Pi burası, 2 pi burası. Pi ile 2 pi arası ya 3. bölgede ya 4. bölgede. Hani 3 ile 4'ün bir tanesinde. Bilmiyoruz. Bakalım. Şu verilen bilgiye göre bakalım şimdi. Sinüs 3 pi bölü 2 eksi x 3 bölü 5'e eşit verilmiş. Hocam bu hemen 3 pi bölü 2 burası değil mi? 3 pi bölü 2'den sen x çıkartırsan bu bölgeye düşer. Bu bölgede sinüsün işareti eksidir. E sen bunu attığın zaman fonksiyon isim değiştiriyordu. O zaman ilk önce eksi, eksi işaretini yazdım. Sonra İsim değiştirdim. Kosinüs x 3 bölü 5 yaptı. A kosinüs x buradan eksi 3 bölü 5'e eşit oldu. O zaman kosinüs nerede eksi? Hocam bu bölgede eksi bu bölgede artı. O zaman biz açımızı nerede bulduk? Pi ile 3 pi bölü 2 arasında. Yani 3. bölgede bulduk arkadaşlar. Tamam. Bölgeyi netleştirdik. Gelelim şimdi buraya. Hocam pi eksi x'e bakacağız. Pi'den x çıkartırsam burası. Kosinüsün işareti burada nedir? Eksi. Hemen eksiyi yazdık. Fonksiyon isim değiştirimi Değiştirmez. Eksi kosinüs x oldu burası. Sonra eksi yazdım. Sonra şurada pi bölü 2'ye baktım. Pi bölü 2'ye x eklersem bu bölgeye düştü. Bu bölgede de sinüsün işareti artı kosinüsün işareti eksi olduğundan kotanjant da eksinin artıya bölümü olduğundan eksi oldu. Hocam fonksiyonda isim değiştiriyor. Tanjant x yapar burası. Yani cevap ne oldu arkadaşım? Eksi kosinüs x artı tanjant x isteniyor benden. Şimdi ben kosinüs x'in 3 bölü 5 olduğunu biliyorum. Hemen dik üçgeni çizeyim. Hocam x açısı kosinüs x 3 bölü 5 eksi 3 bölü 5 bölgeden dolayı yalnız dikkat et. 3 4 5 üçgeni. Hocam zaten burada kosinüs x var. Başında da eksi var. Eksi eksi 3 bölü 5 yaptı burası. Artı tanjant x. Tanjant x de 4 bölü 3 değil mi? Evet. Şimdi benden ne isteniyor? 3 bölü 5 artı 4 bölü 3 isteniyor. Eksi ile eksinin çarpma artı olduğundan dolayı. İşte burada ne yapıyoruz? 3 ile bunu 5 ile bunu genişlettiğimiz zaman 9 artı 20 bölü 15'ten cevap 29 bölü 15 çıkar arkadaşım. Her zaman indirgemede açımız böyle 3. bölgede bir açı olsa bile sen ilk etapta açıyı dar açıymış gibi al. Trigonometrik değerleri yaz. En son bakarsan bölgesine göre de işaretini yaz. Bu benim mantığım. Biraz önce demiştim sana. Bu mantık bana daha kolay geliyor. Tamam. Evet örnek 7'yi bu şekilde bulduk. Geldik örnek 8'e. Alfa dar açı olmak üzere. Hmm, şöyle bir şey verilmiş. Şimdi arkadaş benden bu değer isteniyor. Bir kere bu değer. Şimdi sen şuraya baksan. Hocam pi'ye alfa eklersen bu bölgeye düştü. Bu bölgede sinüsün işareti nedir? Eksidir. Fonksiyon isim değiştirir mi? Değiştirmez. Sinüs alfa ama bu eksi sinüs alfa yaptı. Şuraya gelelim. Kosinüs pi'ye alfa eklersen pi'ye alfa eklersen bu bölgede kosinüsün işareti eksi. Bu da isim değiştiriyor mu? Değiştirmiyor. Eksi kosinüs alfa yaptı. Yani eksi parantezinde sinüs alfa artı kosinüs alfa isteniyor benden. Şu değer verilmiş. Hadi bunu bir şey yapalım. Burada da şunun işlemini yapalım. Hocam burası c bölü s artı burası da s bölü c eşittir 25 bölü 12 verilmiş. Hocam ben bunu neyle çarpayım? Ben bunu şunla çarpayım. Arkadaş c ile bunu da s ile çarpayım. O c kare artı s kare bölü c s eşittir 25 bölü 12 yaptı. Hocam şurası 1 yaptı. 1 bölü c s eşittir 25 bölü 12 ise cs'yi bulduk ne çıktı? 12 bölü 25 çıktı. Eyvallah. Şimdi benden ne isteniyor? Bu toplamın değeri isteniyor. Arkadaş şu toplamın değeri isteniyor. Valla ben buna ne diyeyim? Şu sinüs alfa artı bak. Benden buradaki değer isteniyor. Şuraya ben bir a diyeyim. Yani benden ne isteniyor? Eksi a değeri isteniyor. Arkadaş biz ne dedik? Sinüs alfa artı kosinüs alfaya a dedik. Şimdi sinüs alfa artı kosinüs alfaya a dedik. Toplamları verildiğinde ya da toplamları istendiğinde çarpları verildiğinde ne yapın demiştik? Al karesini kardeşim. Aldın karesini. S kare artı 2 CS artı C kare eşittir. A kare yaptı ya. Hocam S kare artı C kare zaten 1 yaptı. O zaman buradan yerde yedi. CS'nin de 12 bölü 25 olduğunu biliyorum ben. Yaz yerine 1 artı 2 çarpı 12 bölü 25 yaptı burası. Eşittir A kare yaptı. 24 bölü 25 25 artı 24. 49 bölü 25 yaptı. 49 bölü 25 eşittir. A kare yapar. A'yı da böylelikle 7 bölü 5 olarak buluruz. A benden ne isteniyordu? Eksi A isteniyordu. Arkadaş A 7 bölü 5 çıktı ya ama A kare 49 bölü 25. Ama alfada dar açı diyor bize. O zaman A değeri de toplamları da ne olmak zorunda arkadaşlar? Sinüs alfa artı kosinüs alfa artı 7 bölü 5 olmak zorunda. Tamam. Çünkü e, sinüs de artı kosinüs de artı ya. Arkadaş şurada göstereyim ben sana. Alfa dar açıysa bu da artı bu da artı. O zaman A değeri kesinlikle pozitif olmak zorunda. Çünkü A değeri normalde artı eksi 7 bölü 5 çıkar. Akar 49 bölü 25'si. E o zaman burası A değeri pozitif olduğundan A değerine ne yazacağız? Pozitif bir değer yazacağım. Önünde de eksi vardı zaten. Çünkü benden eksi sin alfa artı kos alfa isteniyordu. Yani eksi A isteniyordu. A'yı da artı 7 bölü 5 yazarsam cevabımız eksi 7 bölü 5 çıkar. Evet örnek 8 eksi 7 bölü 5. Geldik şu özelliğe. Birbirini 90 dereceye tamamlayan açıların sinüs değerleri kosinüs değerlerine ya da tam tersi kosinüs değerleri sinüs değerlerine tanjant değerleri de kotanjant değerlerine ya da kotanjant değerleri de tanjant değerlerine eşittir. Aslında bu şey hani pi bölü 2 ekleyip çıkarttığımızda ya da biraz önce söylemiştik. Nerede söylemiştik? Şurada. En başta söylemiştik. Hatırla. Pi bölü 2'yi böyle iptal ettiğimizde ne oluyordu? Fonksiyon isim değiştiriyordu değil mi? Ondan dolayı pi/2 ekleyip çıkarttığımızda fonksiyon isim değiştirdiği için burada da birbirinin 90 dereceye tamamlayan açılara geldik ya burada. Ama birinci bölgede oldukları için onlar birbirinin 90 dereceye tamamlayan açılarda fonksiyon isim değiştirecek. Sinüs kosinüs oluyor, kosinüs sinüs ya da tanjant kotanjant oluyor. Kotanjant da tanjant oluyor. Yani birbirinin 90 dereceye tamamlayan açılarda mesela alfa'nın yani 90'a tamamlayan ne yapıyor? Beta dersem kosinüs beta olacak burası. Ya da kosinüs 90 eksi alfa olur burası. Alfanın 90'a tamamlayanı. Ya da burası sinüs 90 eksi alfa olur. Ya da burası kotanjant 90 eksi alfa olur. Ya da kotanjant alfa da tanjant 90 eksi alfa olur. Ne işimize yarayacak? Açılar farklı farklı geldiğinde işimize yarıyor kardeşim. Bak burada 20 var burada 70 var. A 70 20 90'a tamamlayan değil mi? Evet bu sin kare 70 sin kare ay, kos kare 20 olmaz mı? Olur. Yani yukarısı sin kare 20 artı kos kare 20 yapar. Karelerinde de aynı şeyi söyleyebiliriz. Aslında bu e, sinüs 70 kosinüs 20 eşit ya. Kosinüs 20'nin karesi. O da kos kare 20 yaptı. Evet burası kos kare 20. Aşağısı. Hocam 40 ve 50 var. E burada 90'a yanı 40. 90'a tamamlayanı yazdığımız an burası tanjant 40 çarpı tanjant 50 de kotanjant 40'a mı eşittir? 90'a tamamlayan da fonksiyon isim değiştiriyordu. Evet. Bak yukarısı sin kare artı kos kare. İçindeki açılar da aynı olduğu için yukarısı direkt 1 yapar. Aşağısı da tanjantla kotanjantı çarpımı zaten direkt 1 yapıyordu. O zaman cevabımız 1 yapar. Geldik şu özelliğe. Birbirini 180'e tamamlayan açıların da sinüs değerleri kesinlikle ama kesinlikle birbirine eşit. Diğer sinüs değerleri eşit. Diğerlerinde birbirinin eksilisine eşit. Eksilisine eşittir. Niye hocam? Bak şimdi. Şurada sen sinüsün, kosinüsün, tanjantın, kotanjantın işaretini biliyorsun. Sinüsün işareti artı, kosinüsün işareti artı, tanjantın işareti artı, artı kotanjantın işareti de artı. Burada da sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjantın işaretlerine bakalım. Sinüsün işareti bak buraya denk geliyor. Artı, kosinüs eksi, eksinin artıya bölümü, eksi, eksinin eksiye bölümü, artıya bölümü, artının eksiye bölümü ya da o da nedir? Eksidir. Bak şimdi dikkat et. Şimdi 180 dereceyi tamamlayanlarda en başa gelelim. En başta şöyle bir şey anlatmıştım. Hani böyle yazıldığında pi artı alfalı yazıldığında hani içindeki pi attığımızda ya da pi eksi alfalı ya da pi eksi tetalı yazıldığında içindeki pi attığımızda ne oluyordu? Fonksiyon isim değiştirmiyordu değil mi? İşte orada 180'e tamamlayanı düşünebilirsin. Yani birisi pi yani birisi pi eksi teta birisinde de ne diyebilirsin? Teta gibi düşünebilirsin. Yani sen pi eksi tetadan pi'yi attığın zaman fonksiyonun tetalı olacak ya yani pi x teta ve teta olmuş oluyor. Fonksiyon isim değiştirmiyor. Ama fonksiyon isim değiştirmediği zaman da neyine bakıyorduk? İşaretine bakıyorduk. E geldik o zaman buraya. Buraya geldiğimizde de sen şimdi e, ikinci bölgedeki bir açıyı 180'e tamamlayan açısını düşündüğün zaman hocam sinüsü ikinci bölgede de artı birinci bölgede de artı. O yüzden sinüs alfa direkt artı sinüs alfaya eşittir. Ama diğerlerinde bak işaret değişimi söz konusu. Bak kosinüs ne oldu arkadaşım? Kosinüs eksi kosinüs artı işaret değişiyor. Yani 180'e tamamlayanlarda sadece ve sadece sinüs artıyken diğerleri eksili oluyor. Eksi kosinüs alfa, eksi tanjant alfa isim değiştirmiyor. Eksi kotanjant alfa oluyor bunlar. Çünkü kosinüs tanjant kotanjant ikinci bölgede eksiyken birinci bölgede artı olduğundan dolayı. 180'e tamamlamalarda işaret değişimi kesinlikle var. Kosinüs tanjant kotanjantta bir tek sinüs de yok kardeşim. Evet geldik. Örnek ona. Şimdi ABC üçgeni açılar açıları alfa, beta, teta. O zaman alfa, beta ve teta'nın toplamının kaç olduğunu biliyoruz. Hocam 180 olduğunu biliyoruz. E burada alfa artı beta var. Sen alfa artı beta yerine ne yazabilirsin? 180 eksi teta yazabilirsin. Hocam burada 180 eksi teta yazarsam eğer A 180 eksi teta'nın 180'e tamamlayanı ya da alfa artı beta'nın 180'e tamamlayanı teta diyebilirsin. Hocam burası tanjant teta'ya olur, eşit olur ama eksilesine eşit olur. Niye? Çünkü burası e, 180 eksi teta ya. 180'e tamamlayanı teta yaptı. 180'e tamamlamalarda tanjant isim değiştirmiyor. Tanjant kalıyor ama 180'e tamamlamada tanjant eksi tanjant oluyor. Eksi tanjant teta burası da aynı kalıyor. Artı tanjant teta yapar burası da. E o zaman bunlar gitti gitti. Cevap ne yaptı? Sıfır yaptı. Kocaman bir sıfır buluruz cevabı. Örnek onu sıfır bulduk. Geldik şu özelliğe. Arkadaş bu özelliği de anlatalım iki sayfa iki sayfa demiştik. Sonra özellikleri sonrasında devam ederiz. Arkadaş kosinüs içindeki eksiği yutar. Diğerleri dışarı kusar. Kosinüs sadece ve sadece kes kosinüs içindeki eksiği yutuyor. Diğerleri de sinüs, tanjant, kotanjant da içindeki eksiği kusuyor kardeşim. Sebebi nedir söyleyeceğiz şimdi. Yani sinüs sadece kosinüs eksiği yutuyor. Yani kosinüs eksi alfa kosinüs alfa eşit. Yani kosinüs çift fonksiyondur arkadaşlar. Niye? Çünkü fx aynı zamanda f eksi x eşitse buna biz çift fonksiyon demiyor muyduk? E kosinüs eksi alfa kosinüs artı alfa eşit. O yüzden kosinüs ne oldu arkadaşım? Çift fonksiyon oldu. Diğerleri de tek fonksiyon oldu. Çünkü sinüs eksi alfa neye eşit? Eksi sinüs alfaya eşit. Bu da eksi tanjant alfaya eşit. Bu da eksi kotanjant alfa'ya eşit oluyor arkadaşlar. Ya hocam bunun niye sebebi ne? Niye diye soracak olursan. Sebepsiz gitmeyelim tabii ki değil mi? Hemen şöyle sebebini gösterelim hocam. Bak şimdi. Senin alfa açın buradaysa. Bak. Alfa açın buradaysa, birinci bölgedeyse. Eksi alfa açın ne yapıyor? Eksi alfa açın da buraya denk geliyor. Çünkü niye eee Alfa açın buradaysa eksi alfa açın. Burada olmak zorunda. Niye? Sebebini de söyleyeyim. Ee, eksi buraya düşüyor. Çünkü sen alfa derece böyle gidiyorsun ya pozitif yönde. Negatif yönde böyle gittiğin zaman da burası da eksi alfa yapar. Ölçü olarak, açı olarak. Ha, o zaman sen şuna bak. Burada sinüs artı kosinüs artı tanjant artı kotanjant artı iken Burada ne oluyor? Sin bak şimdi sinüs, kosinüs Tanjant ve kotanjanta bak. Sinüs de eksi, kosinüs artı, tanjant da eksi, kotanjant da eksi değil mi? Evet. Dikkat et. Burada kosinüs sadece ve sadece artı. Burada da kosinüs sadece ve sadece artı. Yani birinci bölgede ve üçün, dördüncü bölgede her ikisi de artı olan ne oluyor? Kosinüs fonksiyonu olduğu için yani biz burada bir alfa derecelik bir de eksi alfa derecelik aldığımız zaman yani sen birinci bölgedeki açıyı dördüncü bölgeye taşıdığın zaman ne oluyor? İşaret değişimi sadece kosinüste olmuyor ama diğerlerinde sinüs, tanjant ve kotanjant da bak eksi 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 burası artı 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 oluyor. İşaret değişimi söz konusu oluyor. O yüzden biz kosinüste çift fonksiyon diyoruz. Diğerleri de ne oluyor arkadaşlar? Tek fonksiyon adını almış alıyor. Tek fonksiyonda ne oluyordu arkadaşlar? Böyle olunca çift fonksiyon oluyordu. Tek fonksiyon da f-x -x -f eksi fx'e eşit olduğunda bu da tek fonksiyon oluyordu. Bunun da hatırlatmasını böyle yapalım arkadaşlar. Tamam bunun da mantığı bu arkadaşlar. Ama dediğim gibi şu mantığı gösterdim ya size. Bu mantıktan dolayı bunu böyle ezbere yapmayın bence. Hocam alfa burası iken eksi alfa burası kosinüs burada artı burada da artı olduğu için bir tek de işaret değişimi olmuyor. Diğerlerinde oluyor diyebiliriz. Yani bir şey gösteriyorsak da nereden geldiğini gösterelim ki sıkıntı yaşarken hani unutursan ki bunları ezberlemek mümkün değil zaten arkadaşım. Bunları ezberlersen oho yandın gittin. Ama bunları bu şekilde söyledik ya sen bunu bir tanesinde böyle çizersin bulursun. İkincisinde de çizersin bulursun. Üçüncüsünde artık kafadan çizersin. Dördüncüsünde de zaten aklında kalır. Bence böyle. Çünkü benim aklımda böyle kaldı. Ha kosinüs alfa birinci bölge dördüncü bölgede de aynı. O zaman eksi alfa da o zaman kosinüs eksi alfa kosinüs alfaya eşit oldu falan deyip öyle işlem yapıyoruz dostlar. Anlaşıldı. Evet böylelikle 5. günün ilk gününü ilk dersin daha doğrusu bitirmiş bulunuyoruz. O zaman bir sonraki videoda 5. günün ikinci dersinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.